Suriye'de, Irak'ta, Libya'da her yerde katliamlar var. Muazzam kitle katliamları. Bu ilgilendirmiyor. Noel derdine düşmüş. Hoca efendi, işi gücü bırakmışlar günler öncesinden. Noel babaya yumruk atıyor, adamı deviriyor. Noel babanın kafasına bilmem ne yapıyor. Ya kardeşim, şu iş mi ya? Hristiyan aleminin böyle bir inancı varsa biz ona zaten saygı duyarız. Ve ayrıca güzel bir düşünce, güzel bir inanç. Mesela Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor. Ne güzel. Evet. Müzik var, eğlence var. E çok güzel. Vesile zaten. Ama dersin yok arkadaşım, kumar haramdır. Noel'i katmadan işin içine. Domuz eti haramdır. Şarap içmek haramdır. Yani içki haramdır. Uyuşturucu haramdır. Ara ara bunu dersin. Ama bu Noel zıtlığı nedir yani? Bu kafayı takmanın alemi nedir? Evet. Türkiye modern bir ülke, Atatürkçü bir ülke. Burada vatandaş istediği görüşte olsun, istediği gibi yaşasın. Yani böyle mahalle baskısı tarzı şeyler çok rahatsız edici. Bunun dozu gittikçe artıyor ve rahatsız edici bir boyutlara gidiyor. Yazık, günah değil mi ya? Gencecik çocuklar hep şehit olmuşlar. Aslan gibi kızlar, hanım kızlar. Nedir ya, adam günlerden beri çalışıyor, şey yapıyor, orada müzik dinlemek istiyor, arkadaşlarla sohbet edecek, eğlenecek. Ne karışıyorsun ya? Sürekli Hristiyan düşmanlığı propagandası var. Gece gündüz. Gavur aşağı, gavur yukarı yani, sürekli gavur tarzında. Yani sağa dön gavur diyor, sola dön gavur yani. Sürekli bir olumsuz uslup içerisinde, yakışıksız bir uslup içerisinde Hristiyan ve Yahudi kardeşlerimize karşı akıl almaz bir nefret propagandası var birçok insanda.